Bu dersimizde void veri tipini inceleyeceğiz. Void veri tipi fonksiyonlarda kullanılan ve fonksiyon dışarıya hiçbir parametre döndürmediğinde fonksiyonun veri tipi olarak belirtilecek deyimdir. Fonksiyonları bir adet fonksiyon tanımlayarak basitçe ne istediğini, anlatmak istediğimizi hemen void'umuzu yazalım. Şu anda fonksiyonumuzun ismi içinde herhangi bir eylem yok, herhangi bir işlem yok. Yani bu fonksiyonumuz dışarıya bir parametre döndürmemektedir. Bu arada fonksiyonlar daha sonraki işleyeceğimiz konular. Fakat void sadece fonksiyonlarda kullanılıp fonksiyonun herhangi bir veri döndürmediğinde fonksiyonun veri tipi olarak belirtmek zorunda olduğumuz bir tip olduğundan dolayı bu konuyu hemen incelemek zorundayız. Herhangi bir şekilde veri döndürmediğinde bu fonksiyonun boş olduğunu gösteren veri tipi void'tür ve sadece fonksiyonlarda kullanılır. Ben return deyimiyle 10 rakamını döndürdüğümde artık void kullanmamız mümkün değil. Çünkü fonksiyon dışarıya return kelimesini gördüğünüz andan itibaren void olamaz. Hatta şöyle bir şey de düşünebiliriz. Return'ün olduğu yerde void'un olması mümkün değil. Hemen veri tip olarak return'ün karşısında 10 bir rakam olduğundan dolayı dışarıya döndürdüğü veri tipinde number olarak yazmak zorundayız. Return'ü geçici olarak slash ile kapatıyorum ve hemen void veri tipini yazıyorum. Alta bir hata denemesi yapalım. Var void. Burada yazmamıza izin verir. Fakat new operatöründen sonra void'u kullanamayız. Buna hata verecektir. Böyle bir yazım şekli yok. Veya bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi noktalı virgül şeklinde yazım yok. Ctrl Enter yaptığımızda bize hemen hata verecektir. Çünkü void sadece fonksiyonların içerisinden herhangi bir parametre dönmediğini bildiren veri tipidir.